Merhaba sayın seyirciler. Bir portrenin bugün oyuncu bir konuğu var. Hatta uluslararası bir oyuncu konuğumuz Serra Yılmaz'la birlikteyiz. İkinci kattaki yeni oyunu diyebilir miyim bilmiyorum. Epeydir oynuyorsunuz aslında. Yok, festivale çıkarttık ama bu sezon başladık oynamaya. Siz de hoş geldiniz. Sizi yakalamak çok zor. Uzun zamandır konuşuyoruz aslında. Evet. Uluslararası dememin özel nedenlerinden bir tanesi hepsi gezi değil. Çünkü sanatsal projeleriniz de var içlerinde. Hatta sizinle ilgili kısa bir araştırma yaparken hep karşıma çıkan bir söz var. Yurt dışında Türkiye'den daha çok tanınıyor diye. Doğru değil aslında. Doğru değil ama şöyle söyleyeyim. Belli ülkelerde en azından. İtalya'da tabii evet tanınıyorum. Sinemalara geleceğim ama onun öncesinde aldığınız eğitim dönemine, tiyatroya yöneliş döneminize ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Hatırladığınız tabii nedir? Tabii ki, tabii her şeyi hatırlıyorum diyemeyeceğim. Çünkü her hafıza tabii ki seçicidir ama epey bir şey hatırlıyorum. ben çok küçük yaştan itibaren çok sinema ve tiyatroya götürülen bir çocuktum. Tek çocuğum. Annem ve babam da tek çocuktu ve annem beni sürekli sinemaya ve tiyatroya götürürdü. Hatta bir dönem böyle babamın yanında çalışan bir takım genç yeni mesleğe başlamış gazeteciler falan da pazar günleri beni götürürlerdi sinemaya. Çocuk seansı vardı saat 11'de. Onu da hatırlıyorum. Dolayısıyla hep sinema ve tiyatro çok yoğun bir biçimde evimizde mevcuttu. İşte hep filmler konuşulur. Babam ilk eleştirmenlerden, Sinemateğin kurucularından ve ilk başkanı. Dolayısıyla tabii ki benim bunlara özenmem çok doğaldı. Ama benim de çözemediğim bir şey var. O da ben çok uzun yıllar boyunca sırf tiyatro hayal ettim. Yani nedense filmi belki daha ulaşılamaz bir şey olarak mı görüyordum? Ben belki hep daha tiyatro büyüğü gelmiş olabilir evet, mi? Evet, yani daha hep tiyatro seyrediyorum ve kendimi tiyatro sahnesinde hayal ediyorum. Gördüğüm oyunları gelip anneanneme oynuyorum bölüm bölüm ve anneannemi zaman zaman korkutuyorum oynadığım şeyin oyun olduğunu söylemeyip kendi şeyimmiş gibi, kendi laflarımmış gibi. Anneannem tabii çok birden endişeleniyor. Bu çocuk niye böyle şeyler söylüyor diye. Dolayısıyla böyle bir arzuyla gelişti her şey. Sonra ben ilkokulun ilk 3 sınıfını Nilüfer Hatun okulunda okudum Nişantaşı'nda. Babamın o sırada bir Paris'e atanması söz konusu oldu. Nişantaşı'ndaki ev boşaltıldı ve normalde bir tek yazları geçirdiğimiz anneannemin köşkü vardı Suadiye Şaşkın Bakkal'da. Oraya taşındık toptan. Fakat sonra o atama gerçekleşmedi ve biz 2 kış köşkte de oturduk yazlı kışlı. Ve bu 2 yıl benim için çok güzel anılarla doludur. O semtler sanki yazlık gibi yazlıktı oluyor o değil mi zamanlar. Suadiye yazlıktı. Dediğiniz yer? Tabii yani. Yaz kış oturan da vardı ama bizim için yazlıktı. İstanbul'un biz bir tek yazlığa giderdik. Şeyleri, semtleri evet, gibi. Evet. Ve çok güzel oldu kışında oturmak. Çünkü çok kar yağdı o sene ve böyle köşkün bahçesi, kar ve ben orada taş mektebe gittim. Suadiye Taş Mektebi. Fakat Suadiye Taş Mektebi'de Nişantaşı'nda olan bu müsamere geleneği yoktu. Sonuncu sınıfta, 5. sınıftayken, ben eski sisteme tabii gönderme yapıyorum. O okulda bir müsamere düzenlemek istedim. Çünkü annem beni eski okulumun müsameresini seyretmeye götürdü. Ve orada arkadaşlarımın yaptıklarını gördüm. Hiçbir metin olmaksızın böyle birçok şeyi hakikaten doğaçlayaraktan müthiş bir müsamere düzenledim Suadiye'de. Birkaç defa oynamamızı istediler. O kadar çok beğenildi. Bu sahneye çıkıp beğenilmek duygusu herhalde bir çocuk olarak benim çok hoşuma gitti. İlk büyük mutluluk belki. Aynen. Böyle mahallede yürürken birileri işte "Aa bak sen oynuyordun, bak aferin ne güzel oynadı" falan dediler. Pek beğendim. Sonra lisedeyken Fen'de okuyordum. İşte malum bizim böyle bir özgür seçim yapamama durumumuz var ya üniversite konusunda.
Dolayısıyla en azından istediğim üniversiteye girerken daha çok şansım olsun diye fen okudum. Becerebiliyordum, özel merakım yoktu ama matematiğim falan iyiydi. Tam o sırada birdenbire psikoloji dersi girdi hayatımıza. Yani 16 yaşındaki çocuklar için birdenbire Freud, Kant, Jung, bütün bunlar çok ilginç. Ve ben böyle ay psikiyatr olsam dedim. O da ilginizi çok çekti anladığım kadarıyla. Ve bir burs kazandım Fransa'da okumak üzere. Ama o burs tıp için geçerli değildi. Ben de psikoloji olsun dedim. Psikoloji fakültesine gitmeye başladıktan 2-3 ay sonra bundan çok fazla hoşlanmadığımı ve asla bu mesleği icra etmeyeceğimi anladım. Ama burslu okuduğum için de bursumu kaybetmemek için yine belirli bir seviyeye kadar onu okumam gerekiyordu. Bunun yanı sıra tiyatro derslerini de aldım. Benim üniversitemde olan. Ki çok iyi bir tiyatro hocamız vardı. Daha sonra Mitterrand döneminde Kültür Bakanlığı'nın tiyatro sorumlusu oldu kendisi. Yani çok emeği geçmiştir tiyatroya Fransa'da. Döndüğümde de ne yapacağımı hiç bilemiyordum. Yani lisansa kadar okudum psikolojiyi. Daha öteye götürmedim zaten. Ve tiyatro yapmam ve Dostlar Tiyatrosu'nu çok hayal ediyordum. Yani Dostlar Tiyatrosu benim için bir ast, bir dostlar vardı. Ve asta Asaf Çiğiltepe zamanındaki bütün oyunları gördüm. Babamla arkadaş da Asaf Çiğiltepe. Hatta şeyde Çınar Dibi'nde kulüp sineması diye bir açık hava sinemasına turneye gelirdi ast. Yani ben 10-11 yaşında falan astın çeşitli oyunlarını seyrettim. Seyrettiğim gibi hala çok iyi hatırlıyorum. Çünkü böyle çok hayran, mesela Arturo Uy orada, Durdurun Dünyayı inecek var. Bütün bu oyunları hala hani bana baştan sona, Güner Sümer'in Pazar Gezintisi, hiç unutmadığım oyunlar. Hala metni, hikayeleri anlatabilirim size. Yani beni o kadar etkiliyordu gördüğüm şeyler. Ama o dönemki kendi izlediğim oyunları hatırlıyorum. Kadrolar, seslendirme sanatçıları, her şey çok başkaydı. Çok bambaşkaydı. Çok büyük bir düş dünyasıydı benim yaşımdaki bir çocuk için. Mesela benim gördüğüm ilk büyük oyunu Şahane Züğürtler'dir. Nisa Serezli, tabii Haldun Dorman, Ayfer Feray, inanılmaz bir kadro. Metin Serezli. Ben zaten Metin Serezli'ye aşıktım çocukken. Ondan sonra... Ve bütün... Çok yakışıklıymış ama fotoğraflarını da gördüm. Çok yakışıklıydı, yani çok öyleymiş. Yakışıklıydı. Yani küçük bir kızın hayallerini süsleyebilecek bir yakışıklılıktaydı. Ve bunu Nevra da biliyor, oğlu Murat da biliyor, hep anlatmışımdır. Ve dolayısıyla Dostlar Tiyatrosu'na girmek istiyorum ama ne yapıp da gireceğim hiçbir fikrim yok. Arada bir iki tane böyle Fransızca bilen sekreter aranıyor türü şeylere gittim. Çok tuhaf şeylerle karşılaştım, işte Sirkeci'de böyle tozlu bir bürolar falan filan. Öyle bir iki deneyimim oldu. Fakat o sırada rahmetli Onat Kutlar, yani yeri doldurulmaz dostum Onat Kutlar, bir ajans yönetiyordu. Asa Ajans diye. Orada çalışmamı teklif etti. Hatta çok güldük çünkü ondan önce benim iş müracaatı yaptığım yerdeki işveren beni gelip böyle bir Mercedes arabayla falan aldıydı. Ona dedi ki bende bir tek Anadolu var, gelecek misin? Sonra ben Onat'la çalışmaya başladım. O sırada işte Barış Pirasan, Erdal Alova, Şair Alova, onlar hepsi Onat'ın yanında çalışıyorlardı. Öyle bir kadro vardı, Sungu Çapan falan. Fakat kısa bir süre sonra babamı görmeye gittim Ankara'ya. Çünkü arada babam Ankara'ya taşınmıştı. Televizyonu kurmak için Adnan Öztürk'ün, Adnan Öztürk ilk televizyon genel müdürüydü. Ama Adnan Öztürk zaten yaşlı ve hasta bir beydi. Yani siyasi... Bu 70'lerin başı mı? 60'lar? 60'ların ortası. Siyasi figür olarak Adnan Öztürk seçilmişti ama fiilen televizyonu kuran babam oldu. Yardımcısıydı, genel müdür yardımcısıydı. Babamı ziyarete gittim Ankara'ya.
Böyle işte biz sabahları gazete okuruz. O tıraş olurken birlikte kahve içeriz falan, öyle şeylerimiz vardı. Bir de baktım Cumhuriyet Gazetesi'ni açtım. Dostlar Tiyatrosu oyuncu alacak. Ve bir sınav açıyor. Ben bunu görünce derhal, tabii babama da hiçbir şekilde duhul olmasını istemiyorum. Çünkü babam bütün Genco'yu falan tanıyor tabii ki Aslan. Genco da Aslan'da oynamışlığı vardır dostları kurmadan önce. Ondan sonra ben kendim müracaat ettim. O zaman bir mesafe var mıydı? Yani hani bunu çok kolay talep edebilecek bir çevreniz var aslında. Vardı da ben istemedim. Belki babanız da yardımcı olmaz mıydı? Babam yardımcı olurdu. Yani belki de olmuştur bile. Ne kadar sıcak bakıyordu? Çok sıcak bakıyorlardı. Benim ne annem ne babam hiçbir zaman arzularıma, ne seçtiğim mesleklere, ne seçtiğim erkeklere hiçbir zaman itiraz etmediler aynen. Dolayısıyla ne ettimse ben ettim. Yani kendim ettim, kendim buldum. Hiç kimseye suçu atamayacağım. Annemle babam böyle yaptı da ben yapamadım diyecek bir özürüm yok. Evet. Bütün seçimler bana ait. Nedense işte belki de babam aramıştır Genco'yu. Yani bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Çünkü ben sınava bir mülakat vardı sınavda. Genco o zaman bana şey dedi, Tuğrul, benim esas soyadım Tuğrul, babamın adı Semih Tuğrul. Semih Tuğrul'la bir alakanız var mı dedi. Ben de var sayılır kızıyım dedim. İşte 150'ye yakın müracaat vardı, 10 kişi aldılar. Bunlardan biri bendim. Biri Zeynep Irgat'tı. Böyle 3 kız, 7 oğlan. Çok hoş. Bir çeşit eğitim görmeye başladık Dostlar Tiyatrosu'nda. Çünkü Dostlar Tiyatrosu o zamanlar biraz İtalya'daki Piccolo Teatro modelini takip ediyordu. İşte, yani ona modern mi demeliyiz o zaman için? Yok, hayır, kendi içlerinde eğitiyorlardı oyuncu gibi. Adaylarını. Kendi okulları varmış ekolleri. Gibiydi. Yani resmi bir okul değildi ama mesela... Yani doğaçlama dersimiz vardı, ruhi suyla müzik dersimiz vardı, Arif Baba ile dersimiz vardı, şeyle dersimiz vardı, Afife sanat tarihçisi, Batur'la, Afife Batur sanat tarihi dersi verirdi bize. İşte Macit yine bir takım doğaçlamalar yaptırırdı. Dolayısıyla bayağı ders gördük biz. Aynı zamanda da ufak rollerde oynamaya başladık. Fakat bütün bu söylediklerim işte 77-78 malum sonra darbe oldu. Darbe olmadan önce Dostlar zaten dağıldı. Bir takım işte Samanyolu sokaktaki Ümit Tiyatrosu tiyatro olmaktan çıktı. Başlamıştı çünkü bir çeşit emlak spekülasyonu. Sonra garaj oldu orası. Düşünün, iki salon vardı. İki tiyatro paylaşırdı orayı. O arada ben de tiyatronun kadrosundan Levent Yılmaz'la evlendim. Kızım oldu, darbe oldu, işsiz kaldık, kızı büyüttük. O dönem için bir röportajınızı hatırlıyorum. Çok endişelendim yani. Yani iş için, ailem için... Endişe verici dönemdi. Sadece... Zaten o dönemin şu andaki neticesini yaşamaktayız. Çok insancıl buldum. Neden hani bundan birinci derecede hapishanelerde ya da ölümlü olaylarda etkilenenlerin dışında bir de toplumun diğer katmanları açısında da işte dediğiniz gibi işsiz kalmak ya da sağlık. Tabii mesela ben o sırada Politika Gazetesi'nde yarım gün çalışıyordum ve dolayısıyla İnsanlar benim kazandığım para oradan geliyordu. Evet. Ben gazeteye gidemedim. Levent bir sendikada 15 gündür, 12 gündür çalışıyordu. bir sanat merkezi, kültür merkezi kurmak üzere Banksan Sendikası için. Dolayısıyla yani biz de siyasi çizgisi olan ve buna göre yaşayan insanlardık. Tabii ki endişelendik. çok da haksız olmadık mesela. Tabii Levent'in ki. 12 Mart döneminden çok uzun sürmüş bir haksız tutuklanması vardı sabotaj davasından. Ve sabotaj davasında başına gelenleri Dostlar Tiyatrosu bir piyes olarak yıllarca oynadı.
ne kadar uydurma, ne kadar abuk bir dava olduğu, gencecik çocukları bu şekilde işkenceler edip Ziver Bey Köşkü'nde, sonra da hapislerde tutup sonra beraat ettirmelerini, yani Türkiye bunları hep dönemsel olarak yaşıyor işte, yani hedefler değişebiliyor ama dolayısıyla yani tabii ki çok endişeli, parasız, sıkıntılı dönemlerdi. Ben bu konuda son derece yani asla affetmem o günleri bize yaşatanları. Çünkü mesela benden çok şey çalıp götürdüler. Tabii ki benden çalıp götürdükleri hapishanede ölen, 17 yaşında idam edilen, işte işkenceden psikolojik ya da fizik arazlarla kurtulan insanlarla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil. Ama herkesin hayatı kendine. Mesela ben kızımın küçük çocukluk dönemini böyle mutlu, neşeli, nasıl diyeyim, böyle rahat ve gergin olmayan bir anne olarak yaşayamadım. Yani gece bir şekilde aşağıda bir gürültü duyulsa eyvah bizi mi almaya geldiler. Bir gece kapımız çalındı, tamam dedik, geldiler, ne yapalım işte kitapları falan. Meğersem arkadaşımız doğuma gidiyormuş, ben de gidecektim doğuma onunla. Sonra bizimle çok bu dalga yani geçtiler. Yani sizi memnun etmek ne kadar kolay arada bir gece. Sokağa çıkma yasağı vardı zaten. Tabii. Bir keresinde mesela tam... Üzücüsü hatırlıyorum, darbelerle yeterince yüzleşmediğimizi düşünüyorum. Katiyen yüzleşmedik. Neyle yüzleştik? Yani yüzleştik mi? Yüzleşeceğiz diye bir vaat edildi ama o vaat asla tutulmadı başka vaatler gibi. Ve o vaatlerin tutulacağına kandı bizim bir sürü arkadaşımız ne yazık ki. Hı hı. Mesela dünyadaki kötü gidişatta Soğuk Savaş'ın sona ermesinin etkilerinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve daha bunu belki biz yeterince idrak etmedik. Türkiye'deki gidişatta da 12 Eylül'ün etkileri sürüyor. Çünkü toplumun bir takım dengeleri var. Bu dengeler siyasi çekişmelerle süre geliyor. Yani bir toplumda sadece sağ güçlerin olduğu bir toplum olamaz ki. Yani bunun bir antitezinin de olması lazım bazı şeyleri dengelemek için. Bizde sol ve benzeri ne varsa böyle üstünden bir çeşit asfaltın üstünden geçen silindir geçti. Ne oldu sonra? Ciddi bir kimlik boşluğu ve işte geldiğimiz günler birdenbire bir çeşit çöl medeniyeti ne geri döndük. Keşke yani çöle geri döndük aslında, medeniyeti de yok. Yani çöldeki ilkel toplumların daha çok medeniyeti vardı. Bununla ilgili bir sözünüz vardı, onu bulmaya çalışıyorum da. Neyse hatırlayacağım tekrar. Çünkü çok buna özdeşen bir şey. Şu an hani birçok vaatle politika yapan iktidar adına söylüyorum bunu. Koşullarının birçok şeyi yok ettiğini savunan insanların bunu şu an sorgulamayışı, yani bir çeşit aynı koşullar devam ediyor. Fakat tabii ki bu dile bile getirilmekte çok zorlanıyor. Çok zorlanıyor çünkü için. Artık büyük korkular yaşıyor insanlar. Evet. İşlerini kaybediyorlar, hedef gösteriliyorlar. Dolayısıyla artık hani her zaman için hakikati söyleyen yedi köyden kovulur denirdi. Artık hakikati söyleyenin girebileceği bir delik bile pek kalmadı. Şey yaşıyor musunuz? Yani toplumların bu tarz sıkıntılı dönemlerini biz hani 40'lı yıllar, işte McCarthy ya da Hitler dönemi vesaire vesaire, bunları hani izliyoruz. Ve arkada kalmış gibi düşünüyoruz bir anlamda. Yani şu anki vizyonumuzda bir daha yaşanmaz gibi bir yanımızı kaybettik. Yaşanabilir. Benzerleri yaşanıyor. Ayrıca başka bir şey söyleyeyim size. Geri dönüp bakın tarihe. Tarihte en acımasız, en yok edici ve en uzun savaşlar din savaşlarıdır. Evet. Yani bizim gittiğimiz yönde bu tür olasılıklar da var. Nitekim işte yok Sünniler, yok bilmem neleri, yok
Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir yere geldik. Yani biz aman efendim uzaya gidiyoruz falan filan derken orta çağ karanlığı geldi aynı zamanda. Onun için geçmişteki tecrübeler belki de sadece o dönemi yaşayan insanlar için bir tecrübe. Bir Çin atasözünde şey diyor, tecrübe sırtımızda olup arkadan yani kat ettiğimiz yolu aydınlatan bir fenerdir. Hı hı. Hakikaten öyle, önünü daha iyi görmeye bir faydası olmayabiliyor. Aynen. Şöyle bir röportajınızdan alıntı yaptım. Yeni bir tür iç savaş yaşadığımızı düşünüyorum. Bize düşman güçler var. Oldukça acımasız bir şekilde saldırıyorlar. İnsanları acımasızca tutukluyorlar, dövüyorlar, öldürüyorlar. Bu iç savaş değil de nedir diyorsunuz? Evet, bir çeşit iç savaş. Tabii ki çok daha kötüsü olabilir. Tabii ki biliyorum bunu. İşte çeşitli ülkelerin yaşadıkları çok daha kötü iç savaşlar var ama bizdeki de tuhaf bir durum yani. Tuhaf bir durum. Evet. Tekrar kültüre döneceğim. Kültürle ilgili... Kültüre dönmek zorundayız. Çünkü evet, bütün bu nefret söylemlerinin tek kurtuluşu kültür olabilir. Onun için şöyle söyleyeyim size. Bundan hemen hemen 2-3 hafta önce Floransa'da İtalyan Dışişleri Bakanlığı bir toplantı düzenledi. Bu da İtalyanca dilinin genel kurmay toplantısı gibi bir toplantıydı. Yani İtalyanca'nın yeryüzündeki yeri, dünyaya yayılması, eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği. Beni de ünlü bir İtalyanca konuşur olarak davet ettiler. Ben de yaptığım konuşmada dedim ki, çünkü İtalya'da bizdeki gibi sorunlar yaşıyor, bütün Avrupa yaşıyor. Hı hı. Kriz dönemi bahanesiyle kültür bütçelerini mümkün olduğunca kısıyorlar. Yani anlaşılır gibi değil. Oysa kriz döneminde toplum da bir bunalıma giriyor ve bu toplum bunalımının yerinde tabii ki bir nefret söylemi çıkıyor ortaya, bir çeşit çatışmalar, bir takım gruplar ötekilere karşı bileniyor. Dolayısıyla bunları engelleyebilecek tek şey kültür. Bence kriz döneminde kültür bütçesini değil azaltmak, tam tersine arttırmaları gerekiyor. Bizim kültür politikamız içerisinde zaten sancılı dönemler uzun zamandır yaşanıyordu ama son yıllarda çok olumsuz gelişmeler var. Maalesef. İşte Akün ve Şinasi sahneleri en son aynı gelişme. Aynı zamanda işte onlar da tek örnek değil yani. Çok fazla. Çok acımasız duruşu. Bir yok ediliş var bu şehirde. Hem işte yeşilimizi, ağacımızı, geçmişimizden kalan binamızı, tarihi değeri olan her şeyi yok etmeye ve onun yerine görgüsüz bir takım inşaatlar yapmaya büyük bir eğilim ve baskı var. Yani siyasi anlamdaki koşulların bunu hazırladığı bir gerçek ama hani biz bunlara yeterince sıkı sarılmadık mı sizce? Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani biz zaten o kadar uzun yıllar sürmüş bir imparatorluktan geliyoruz ki bizde bir biat kültürü var. Hı hı. Yani mesela biz bir Yunanistan gibi mücadele geleneği olan bir ülke değiliz. Mesela Yunanistan'da işte sol partiler hep çok aktif olmuşlar. Başka türlü tepkiler veriyorlar. Bizde öyle bir gelenek yok. Hı hı. Dolayısıyla şu anda mücadele etmeye ve muhalefet oluşturmaya çalışan insanlar da yeterince örgütlü değiller ve çok çaresizler bir. İkincisi yani karşımızda da elini kolunu sallayarak duran bir devlet yok. Bayağı silahlı bir devlet. Askeri bir dönemden farklı görüyor askeri musunuz? Bir dönemden farklı çünkü askerlerin bir miktar daha fazla yine de vicdani hesaplaşması olurdu diye düşünüyorum. Yani bir yürüyüşte 40 kişiye ateş açıp öldürmek konusunda biraz daha temkinli davranırlardı, hı hı, diye düşünüyorum. Dolayısıyla askeri dönemden beter olduğunu düşünüyorum. Yani bunu söylediğime de hayret ediyorum. Çünkü ben askeri dönemin kendine göre ceremesini çekmiş bir insanım ve bunu söylemek durumunda kalacağım dünyada aklıma gelmezdi.
Evet, maalesef. Oyunlara döneceğim, gündeme de tekrar döneceğim. Atlamak istemiyorum. Ben sizi ilk Anayurt Oteli'nde tanıdım mesela. Evet. Onun öncesi mutlaka var. Çünkü tarih var. Olarak baktığımda 82'leri Faize Hücum gibi filmleri Faize görüyorum. Faize Hücum'da oynamadım ben. O bir internet yalanı. Ben Atıf Yılmaz'ın çok güzel komedisi Şekerpare ile başladım sinemaya. Tamam. 83. 83 mü o? 83'te başladım. Ondan sonra da... Şener Şen'in karısı rolünde. Aynen, Şener Şen'in Paşa Babam'ın kızı. O film galiba zaman zaman televizyonda gösteriliyor. O film zaman zaman televizyonda gösteriliyor. O filmin kendine özgü bir takım fanları var. Ve o hayranlar o filmi sürekli izliyorlar. DVD'sini niye çıkarmıyorlar bilmiyorum. Çünkü hakikaten komik bir... Klasik bir film artık. Çok klasik bir komedi ve çok eğlenceli. Ondan önce tiyatro var mı? Var. O zaman siz 80'li yılların başından itibaren... Ben 77'den itibaren. Ha. Yani Dostlar Tiyatrosu'na girdiğim yıl... Küçük roller dediğiniz rahmetli Yavuz Erçetinkaya'nın Gün Dönerken adlı Georgi Dimitrov'un Reichstag yangınından suçlanmasını ele alan bir piyesinde Meral Onuktav, Meral Çetinkaya... Sonrasında Dimitrov'un kız kardeşini, pardon annesini, ben de kız kardeşini oynuyorum. Filmlerinize baktığımda çoğunu izlemişiz, çoğu klasik olmuş artık. Bunların içerisinde sizde özel yeri olanlar vallahi benim neler? İçin özel yeri olanlar bir kere tabii ki Atıf Yılmaz'la yaptığım ilk üç filmim özel bir yeri var. Çünkü Atıf hakikaten çok... Başka bir insandı ve çok özlüyorum onu. Hepimiz özlüyoruz. Şekerpare'yi çekerken o kadar çok eğlendik. Seni Seviyorum'u çekerken çok eğlendik. Yani Atıf keyifle çalışılan bir yönetmendi. Anayurt Oteli'nin çok özel bir yeri var. Çünkü Anayurt Oteli benim yani hani bunca filmde oynadın, hangilerinde en mutlu oldun dediğinde sayabileceğim birkaç tane filmden biri Anayurt Oteli. Kusursuz bir film ama. Yani çok oyunculukları. Çok güzel bir çalışmaydı. Çok güzel vakit geçirdik. Rahmetli Ömer Kavur ve bütün kadro o otelde yaşadık. Yusuf Atılgan galiba. Aynen. Yusuf Atılgan da o zaman hayattaydı ve bana herhalde dünyada aldığım en güzel İttifatlardan birini Yusuf Atılgan yaptı. Biz İstanbul Film Festivali'nde ödül aldık. Hı hı. Ve böyle rüzgarlı bir akşamdı. Hiç unutmuyorum, bahar akşamı. Böyle Ömer'le çok coşkulu, böyle rüzgar içinde Taksim'e yürüdük ve Çiçek Bar'a gittik. Yusuf Atılgan da oturdu masaya. Benim de tam karşımda oturuyor. Ben de o sırada işte festival olduğundan süslenmişim. İşte saçımı kısacık kesmiştim. O zamanlar ruj sürüyordum falan, böyle çok şey. Ömer de Yusuf Bey'e Zebercet adaylarını hep götürüp göstermişti filmden önce ama beni göstermemişti. Yusuf Bey bana baktı, çok sakin bir biçimde dedi ki, Ömer sizi dedi, bana dedi, çekimden önce gösterseydi katiyen kabul etmezdim dedi oynamanızı dedi. Ama filmde mükemmelsiniz dedi. Bu benim aldığım en güzel iltifatlardan biridir oyuncu olarak. Kendi yarattığı karaktere demek ki canlandırabildim olarak düşündü onun için. Psikoloji orada da işe yaramış olabilir. Ay, yani hem bir sürü yerde yarıyor ama yani onu düşünmüyorsunuz. Çok başarılıydı. İkinci sene okuduğum şu kitapta bu vardı diye düşünmüyorsunuz. O genel birikiminizin bir parçası oluyor. Onun içine sentetik bir biçimde yerleşiyor. Zaten evet. Elinizde olmadan bazı şeyleri düşünüyorsunuz. Filmleri şöyle hızlıca birkaç tanesini geçeyim. Çünkü hatırlanacak çok var. Yani Karılar Koğuşu... Ağır Roman, Harem Suare. Valla şöyle söyleyeyim size, Karılar Koğuşu'nda hakikaten bir figürasyon yapıyorum. Ağır Roman'da yokum çünkü birkaç kez sete gittim
Ben gidiyordum, yönetmen gelmiyordu. Çok uzun beklemek gerekiyordu. Bana da fenalık geldi. Bir gün hiç gitmedim. Kimse de bana niye gelmedin demedi. Nitekim filmde bir tek pencerede bulunuyorum, görünüyorum. Bu benim hayatımda iki defa başıma geldi. Bir kere de Milyarder diye yine Ümit Ünal'ın senaryosunu yazdığı, Şener Şen, Münir Özkul falan böyle Tuğlu Çizgen'in oynadığı bir filmde yine böyle bir tipleme oynayacaktım. Kartal Tibet çekiyordu filmi. Beni gördü, benden hiç hoşlanmadı. Çok karşılıklı bir duyguydu bu hoşlanmama. Ben de ondan hoşlanmadım. Oysa bir yönetmenle çalışırken yönetmeni hoşnut etme arzusu hissetmeniz lazım. Gözüne mesela girmeyi, Ömer, Ömer'i o kadar çok severdim ki yani nasıl Ömer'i mutlu edebilirim daha iyi oynayarak diye düşünürüm. Çok huzurlu bir yapısı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ömer mi? Bey. Evet, çok sakin bir insandı. Hayvan sever. Öyle. O sonradan gelişti. Ve öyle bir duygu duymadım Kartal Tibet'te ve o benden hoşnut olmadı. Ben ondan olmadım. Nitekim o filmde de benim bütün sahnelerimi kesti ki o kesmeden ben hep inşallah keser diye dua ediyordum. O filmde de manasız bir biçimde yine bir pencerede görünüyorum. Yani böyle... Şeye benziyor, Alfred Hitchcock hani böyle arkadan geçer. Aynen, aynen. Ağır romanda da yani orada da bir pencerede bir yere görünüyormuşum. Duydum ki. Afife Jale, Teyzem, Kupa Kızı, Kaybedenler Kulübü yeni tarihlilerden, evet. Eyvah Eyvah. Aşk Meydan Savaşı, Sıdıka, bu televizyon dizileri. Onlar televizyon dizileriydi, evet. O da Beni Seviyor, 2001 gene bu. Gönlümdeki Köşk Olmasa. Birçoğunda da Ümit Ünal'ın 9'unu atlamamak gerekiyor tabii 9 ki. 9 var, Nar var. Nar Ümit var, evet. Tabii. Kaç Para Kaç. Reha'da ama o da çok ufak bir şey yani. Rol değil, o da bir çeşit cameo. İtalyanlar ona cameo diyorlar. Çok evet. Çok yani... Şeyden, şehir tiyatrosundan haber bile verilmeden kovulduğunuzla ilgili yazı doğru mu? Doğru, doğru. Zabıta yolladılar. Kıdemli sayılırım çünkü Gencay Gürün'e de öyle yapmışlardı. Yani çok az insanı evine kadar zabıta yolladılar bunun için. Çok enteresan. Evet, öyle enteresan arkadaşlarımız yani. Zannetmeyin ki bunu belediye yönetimi yaptı. Birlikte çalıştığım ve benimle arkadaş olan meslektaşlarım yaptı. Onu galiba bir yerde söylemiştiniz. Yani oyuncular arasında böyle bir rekabet ya da kıskançlıklar. Vallahi şehir tiyatrosu eski bir kurum ve bir gayya kuyusu. Orada hiç kimse hiç kimseden memnun değil. Herkes herkesi kıskanıyor. Başarıya çok düşmanlar. Dolayısıyla ben de o sırada işte İtalya'da bir sürü filmler bilmem ne falan. Hı-hı. İsminiz bir ara Ferzan Özpetek'le çok anılır oldu evet, bu nedenle. Evet öyle çünkü, oldu. Hatta bana Ferzan Hanım diyorlardı arada bazen. Hatta Ferzan yanımdayken. Onunla ilgili kitapları mı çevirdiniz? İki tane kitap gördüm ben. O filmlerin senaryoları mıdır onlar? Yok hayır. O kitap, Serra Yılmaz'ın kitapları diye bir şey çıkıyor. Ferzan Bey'in filmlerinin kapaklarıyla acaba yok, isim hatası. Bayağı isim hataları var. Ya isim hatası değildir de ben kitap falan yazmadım. Benim hakkımda bir kitap çıktı İtalya'da ama onda da Ferzan sadece görüş bildiren arkadaşlarımdan yeni biri. Yeni bir kitap mıdır bu? Herhalde bir 4-5 yıl oldu. Türkvaz Bir Kadın diye bir İtalyan kadın yazar yazdı. Bu tiyatro oynadığınız dönem miydi? Hani bir ben tiyatro oynamaya devam ediyorum. 10 yıldır o hala aynı oynuyorum. Kapalı gişe aynı olan. Oyunu. Hala kapalı gişe. Kapalı gişe oynadığı sürece niye bırakalım? Çok hoş bir dolayısıyla şey bu. Dolayısıyla Ocak sonunda gidiyorum. O oyun devam ederken 11. yılımız bu sene. Hmm. 10. yıl vesilesiyle kitap İtalya'da çıktı. İtalya'da böyle bir şey var mı? Yok, yani? Yok. Böyle bir örnek yok. Yani Türkiye'de şey... Biz bir istisnayız. Hakikaten yok. Çok enteresan. Evet. Ve o oyunu oynarken yeni oyunumuzun provasına gireceğiz. Yeni oyunumuzda Elif Şafak'ın Baba ve Piç romanının kitabı. Bir sahneye daha kısıtlı kahramanla uyarlanış olacak. O ne zaman hazır olur? Aynen hemen... Hemen akabinde yani
eski gösteriyi. Hayır hayır. Ocak sonu başlıyoruz eski oyunu oynamaya. Mart başı gibi de, Şubat sonu gibi de ikinci piyese başlıyoruz. Yani bir iki ay kışın İtalya'da olacağım. Ama tabii şurada bunu belirtmek istiyorum. Ben hiç İtalya'da yaşamadım. O bir şehir efsanesi. Bunu her yerde söylüyorum ama hala kimse inanmak istemiyor. Yaşamaktan kastım şu. İtalya'da hiçbir zaman faturalarını kendimin ödediği, kirasını kendimin ödediği bir evim olmadı. Şimdi gidip iki ay kalacağım. Tiyatro beni bir evde barındıracak. Hı hı. Sonra da dönüp kendi evime İstanbul'a geri döneceğim. Ama bu biraz herhalde hem İtalyanca'ya çok hakimsiniz, hem İtalya'da çok sık yer aldığınız için oluşan bir şey olsun. Evet, ama inandıramıyorum herkese. Herkes oradayım zannediyor. Hayır, buradayım. Yani mesela bana bir takım iş teklifleri gelmiyor. O İtalya'dadır diye buradayım. Ama mesela Fransa'da ev açmıştım. 2 yıl öncesine kadar, bir 3 yıl kadar Fransa'da kaldım. Fransa'da tiyatroda oynadım. Sedef Ecer'in 2 piyesinde oynadım ve sinemada çalışmayı çok istiyordum. O da nihayet oldu. Gerçekten. Eylül ayında. Harika. İlk Fransız filmimde oynadım. Fransa'nın güneyinde, Lot bölgesinde. Çok güzel bir ekip, çok hoşnut etme arzumun yüksek olduğu bir yönetmenle ve güzel de bir rol oynadım. Bir yıl içinde çıkar, belki daha önce festivallere katılır. Orada daha önce çıkar herhalde, değil mi? Evet, bir yıl içinde Fransa'da çıkar, buraya da festivallere gelebilir. Şahane. 2007'de hem Fransa hem de İtalya'dan şövalyelik ünvanı gibi bir ödüllendirme okudum. Evet, evet. Aynı işte ödül. Onların bir takım rozetleri var. Ben onları takmayı hep unutuyorum. Bana göre değil pek bu titriler. Bu hani uzun yıllar, 11 senedir oynadığınız oyuna istinaden aslında bir Türkiye'nin de ödüllendirmesi gerekmez mi diye. Cezalandırmasınlar da ödülden geçtim. Ama böyle bir yakınlaşmayı ben şeyde hatırlıyorum. Papa 16. Benedik geldiğinde, evet, çevirmen, evet, olarak. Evet, Papa sarıldı bana. Aynen. İtiraf evet. ediyorum. Din değiştirme falan olmadı mı? Benim dinim olmadığından. Hayır, değiştirmeyi de. Hayır, onun için tehlike var için, mı? Papa için çok tehlikeliydi ama tehlikeyi göze aldı, yine de bana sarıldı. Ay, o zamanlar en azından sizin bu işi çok iyi yapacağınızla ilgili endişeleri yokmuş herhalde. Yok yani, ben profesyonel bir çevirmenim, biliyorsunuz. Ben, hı-hı, konferans tercümanıyım aynı zamanda. Hala, evet, Avrupa kurumlarında hem İtalyanca hem Fransızca. İtalyanca. Dolayısıyla Avrupa kurumlarında da hala vaktim olunca çalışıyorum. Yani şöyle bir sorun var. Bizim nesile şöyle bir şey öğretildi. Çalışmak iyidir. Hı-hı. Çalışmak bir erdemdir. Biz de inandık, hala deli gibi çalışıyoruz. dolayısıyla yani benim zamanıma uyan iş çıktığında ben tercümanlık yapmaya devam ediyorum. Yani ben şimdi çok ünlü oldum, tercümanlık yapmıyorum gibi bir durumum yok. Çünkü çalışıyor olmak her zaman için iyidir. Pratik yapmak, unutmamak. Hı-hı. Yani şeyinizi kaybetmemek için çalışmaya devam ediyorum. Ama zaten yaptığınız... Avrupa kurumlarında ancak 5 yıl daha çalışabilirim. Belirli bir yaş sınırı var. Yani sağlıklı olmak bile sınırlandırılıyor belli bir şeyden sonra. O da yanlış değil mi aslında? Ya işte bu konferans tercümanlığı biraz çok zihnin çok şey. Berrak olmasını gerektiren bir şey. Demek ki o yaştan sonra birazcık şey, bir de gençlere var. Yer açmak lazım. Öyle de bir gerçek var hayatta. Evet. Yani gençlere de yer açmak lazım, hı hı, doğal olarak. Gene bir sözünüze döneceğim. Siyasete döndük. Bizi yönetenler mantık dışı konuşuyor. Erdoğan için söylüyorsunuz. Anıtkabir'e çıkanlar illegal örgüt üyesi ise milyonlarca kişiyi böyle suçladığını söylüyorsunuz. Bu aslında bir espriydi. Bu ciddi bir laf değildi. Fakat karşımdaki gazeteci bunun bir espri olduğunu anlamadığı gibi daha sonra yaptığım esprileri de anlamayaraktan zaten başımı epey belaya soktu. Onun için bu konuya geri dönmesek daha iyi tamam. olur. Yani ben, ironi denilen bir şey var dünyada. Biraz ama önce, Türkler bunu kesinlikle anlamıyorlar. Anladım. Onun için vazgeçtim artık ironik konuşmaktan. Evet.
Biraz önce hatırlayamadığım o askeri dönemle ilgili olan sözünüz şuydu. Memleketin durumu çok vahim. Öyle bir aşamaya geldi ki ben bundan önceki demokrasiyi geri istiyorum. İleri demokrasi gerisini iade etsinler, ben razıyım buna diyorsunuz. Öyle çünkü yani ileri demokrasi çok, çok ileri gitti yani. Artık göremiyoruz. Ufukta kayboldu. Bir de hani kötü dediğimiz bir dönemi arar hale işte geldi. Biraz önce söyledim aynen size. Aynen öyle. Biraz önce söylediğim şey yani çok içler acısı. İçler acısı bir durum ve bir iktidar dili gelişti. O da şu. Bunlar aslında bir şey istemiyorlar, bana karşılar. Ve bunu çok değişik aşamada arkadaşlarımız dahi kullanıyorlar. Bunu söyleyen arkadaşlar aslında eleştirmek değil, bana karşı bir şey yapmak istiyor diye konuşan bizim de çeşitli meslektaşlarımız olabiliyor. Yani iktidarın ürettiği dili farkına varmadan bizler de giderek benimsemeye başlıyoruz. Zaten bu ülkede eleştirmen her zaman için hep çok kötü görülmüş. İşte ay çok kötü söyledi bilmem ne canım. Seni eleştiriyor. Ben arkadaşlarıma da söylerim bunu. Eleştiriyorsam seni ciddiye aldığım için eleştiriyorum. Zaten ciddiye almadığım insana eleştiri dahi söylemem. Niye vakit kaybedeyim? Sevdiğim, daha iyi olmasını istediğim insanlara eleştirimi iletirim. Öyle bir tahammülsüzlük var. Yani biz aynı üniformaları giyeceğiz, aynı şekilde giyineceğiz, aynı Tanrı'ya, aynı peygambere inanacağız. Böyle bir şey gelişti. Ben hiç kimseye sen neye inanıyorsun, inanma demiyorum. Herkes istediğine inansın. Niye bu eteği giydin de demiyorum, ne istersen giy. Ama sen de bana niye bu elbiseyi giydin deme. Yani böyle bir herkes aynı şeye inanacak, herkes aynı şeyi benimseyecek. Üniformalarla dolaşacağız gibi bir espri var bu ülkede. Sanatsal konudaki yaşadıklarımızın giderek daha azalmasıyla, yani kültür politikasıyla ilgili olduğunu düşünüyor musunuz bu sorgulamayışların? Valla kültür politikasıyla, özellikle de medyalarla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü medyaların durumu içler acısı. Televizyonun durumu içler acısından öte. Yani insanların zaten kıt aklında, o kıt olan akıllarını da götürecek programlar seyrettiriyorlar. Biliyorsunuz şu en büyük yalanlardan biri, halk bunu istiyor. Evet. Halk bir şey istemiyor. Halk sen ne verirsen onu seyrediyor neticede. Kaliteli, eğitici, düzgün bir şey ver, halk onu isteyecek senden bir süre sonra. Ama yani ilkokul çocuğunun bile inanması zor. Bir takım hurafeler, bir takım hikayeler içeren diziler, programlar, yani inanılır gibi değil. Bazı programlarda öyle sorular, öyle şeyler yorumlanıyor ki aklım almıyor. Yani herhalde espri olarak soruyorlar ve bunu o adamı işletmek için böyle bir soru. Hayır, adam gayet ciddi cevap veriyor mesela. Tepkiyi büyütmek gerekiyor aslında. Yani bunların istenmediği, yanlış bulunduğu, benimsenmediğiyle ilgili biraz etkisiz kaldığını düşünüyor musunuz halkın? Ya halkın böyle bir tepkisi olmaz. Benim size söylediğim o. Siz ne verirseniz onu yutar. Yani Berlusconi'nin İtalya gibi bir ülkedeki, Türkiye'den çok daha kültürlü ve bu konuda çok daha farklı politikaları izleyen bir ülkede de Berlusconi gibi biri uzun yıllar iktidarda kalabildi. Çünkü televizyonları ele geçirdi. Yani insanları aptallaştırmak çok zor değil. Yönetim bazında hani bizde de aynı şekilde uzun yıllardır aynı algının ve aynı ideolojinin devam ettiği için hani olumlu bir gelişme o anlamda hedeflenmediği için anlamaya çalışıyorum. Yani buna karşı yapılabilecek sizin önerileriniz nelerdir? Yani muhalefetin bunu, etkisizliği malum çünkü. Muhalefetin etkisizliği, ama muhalefet böyle etkisiz ve karizmatik olmayan insanları aday olarak gösterdiği sürece bunun değişeceğini zannetmiyorum. Evet.
oyuna gelmek istiyorum. Bu arada ikinci kata teşekkür etmek istiyorum. Burada bizi konuk ettikleri evet, için. Evet, bu bizim oyunumuzun dekoru. Dekorumuzun evet, evet. içinde sohbet ediyoruz. Doğru, başında da müziğiyle girdik zaten. Evet, evet. Biraz bilgi alalım mı sizden? Tabii ki. Oyunumuzun adı Fü. Hı hı. Yazarı Murat Mahmut Yazıcıoğlu. Genç bir yazar. İlk oyunlarından biri bu. Sahneye koyan da Sami Berat. Evet, Sami Berat'la. 4 kişiyiz oyunda. Deniz Türkali ile ben 2 kız kardeş oynuyoruz. Hı hı. bir de genç çiftimiz var. Gülerek söylüyorum bunu çünkü piyeste çok boğuşuyoruz. Ama genelde çok eski arkadaş olduğumuzdan hayatta da boğuşuruz. Hatta size bir örnek vereyim. Dün dönerken takside yaşlıca bir bey aldı bizi arabasına ve biz de tartışmaya başladık. İşte bak o sahnede sen onu unuttun, söylemedin, onun için orada tıkandık. Ben diyorum ki hayır ben söyledim, sen söylemedin falan böyle tartışıyoruz. Sonra Defterdar yokuşundan çıkarken tam ters yönden bir kamyonet geliyor. İçinde bir tane işte yeni dönem gençlerinden, abi geri gitsene diyor, oysa biz yokuş çıkıyoruz. Neyse işte ben çok sinirlendim falan, adamcağız dedi ki ay dedi hanımlar dedi bu kadar dedi gerilmeyin dedi kızmayın birbirinize falan deyince biz de kahkahayı attık Deniz'e. Dedik ki biz gün boyu böyle birbirimizle boğuşuruz ama bu hiçbir şey değil çünkü çok eski arkadaşız, hani bu bir kavga değil, bir gerilim değil aramızda. Ondan sonra Deniz indi, ben devam ettim. Adam da diyor ki ben de diyor ciddi kavga dedim ki yok biz sen bizi dedim bir gün içinde görsen biz böyle 4-5 defa boğuşuruz. Sen onu dedin, hayır ben onu yaptım, o doğru o yanlış bilmem diye. Ama bu hani artık böyle aile olmak gibi bir şey, çok uzun yıllara dayanan bir dostluk olduğundan o rahatlıkla davrandığımızdan oluyor. Onun için sahnede de biraz devam ediyor bu boğuşmalarımız. Diğer oynayanlar Canan Atalay ve Aziz Caner İnan, evet. Ve birçok genç arkadaşımız tahmin ediyorum var, emeği geçen. Tabii ki bir sürü genç arkadaşımızın emeği var ama sahne üstünde Canan'la Aziz var. Çok başarılı iki genç oyuncu. Çok onları hoş. Da çok keyifle izliyoruz. Başka yeni projeniz var mı? Şöyle bir notum var ama geçtim hayata Toz Bezi filmiyle ilgili. Toz Bezi filmini çektik, montajı yapılıyor. O da yakında herhalde izleyebileceğimiz bir oyun. Evet. Yemeğe dokunamadık. Başka tutkularınız da var. Çok güzel yaptığınız, çok eğlenceli sohbetleriniz var. Başka bir sohbete inşallah. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için. Sağ olun. Onu da bekliyoruz. İnşallah. Tüm seyircileri de bekliyoruz zaten. İnşallah. Yılbaşına kadar Karaköy 2. katta oynuyoruz. Yani yaklaşık 1,5 ay daha oyun devam edecek. Daha var. Perşembe cumaları. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir portrenin konuğu bu hafta Serra Yılmaz'dı. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.